Önceki videoda r üzeri n'de vektör, vektör toplamı ve skaler ile çarpma gibi kavramları açıklamam biraz soyut oldu. Bu videoda konuların temeline dönerek size birçok örnek vermek ve daha elle tutulur bir açıklama yapmak istiyorum. Şimdi bir iki tane vektör tanımlayalım. Çizmek daha kolay olduğu için bu videodaki vektörlerin çoğu iki boyutlu olacak. Yani R karede çalışacağız. Biliyorsunuz ki R kare tüm sıralı ikililerin kümesi. X1 ve X2'nin gerçel sayı olacağı sıralı ikililer. X1 de x 2de gerçel sayılar kümesinin bir elemanı. Bunun ne anlama geldiğini göstermek için koordinat eksenlerim burada hazır bekliyor. X1 ve X2'lerimin yuvası buralar. Birinci koordinat her zaman yatay eksende olandır. X ekseni olarak adlandırılır. İkinci koordinat ise düşey ekseni anlatır. Bunun geleneksel adı da y eksenidir. Fakat biz şimdilik sadece ikinci sayı ekseni diyeceğiz. R kareyi bu düzlemdeki noktaların hepsini kullanarak görselleştirebilirsiniz. Her yönden sonsuza gideceğimizi unutmayın. R kare bu anlama gelir. R üzeri 1 yani kısaca R ise bu eksenlerden birinin üstündeki bütün noktalar anlamına geliyor. Bundan yola çıkarak R karenin çok daha büyük bir uzay olduğunu söyleyebiliriz. Fakat soyut olmamaya çalıştığımı en başta söyledim. O halde artık örnekler vermek istiyorum. Şimdi R karede birkaç vektör ele alalım. Örneğin bir A vektörü, vektörümün bileşenleri eksi 1 ve 2 olsun. Bir de B vektörü alalım. Bunun da bileşenleri 3 ve 1 olsun. Şimdi, bu iki vektörü toplayıp ne elde edeceğimizi görelim. Toplama yaparken, aynı bileşenleri topluyorduk değil mi? Birinci bileşen birinci ile ikinci bileşen ikinciyle. Bu iki vektörün toplamı yani a artı b eşittir eksi 1 artı 3 ve 2 artı 1. Buradan 2 ve 3 oluyor. Peki, şimdi bakalım bu vektörleri nasıl görselleştiririz? Bunu şu şekilde yapıyoruz. Mesela, 1,1 noktasını çizmek isteseydim, koordinat eksenlerime gider ve yatay yani x ekseninde biri bulurdum. Ve dikey eksende de biri belirler ve böylece, pardon, pardon burası 2,2'ymiş değil mi? Bir burada ve diğer eksende de burada, o halde 1,1 işte tam burada. Standart gösterim düzeni bu şekildedir. Vektör gösterimi için ise istediğiniz herhangi bir noktadan, evet istediğiniz herhangi bir noktadan başlayabilirsiniz. R kare kümesindeki herhangi bir noktayı seçip gösterime başlayabilirsiniz. Yani x1 virgül x2 herhangi bir nokta olsun a vektörümüzü x1 eksi 1 ve x2 artı 2 şeklinde gösterebiliriz. Bu kulağa karışık geliyor olabilir fakat çizince çok basit olduğunu göreceksiniz. Şimdi örneğin, buradaki eksi -4, 4,4 noktasını başlangıç noktası olarak seçelim. Vektörümdeki ilk bileşeni noktanın ilk e, koordinatına ekliyorum. Eksi -4, 4,4 noktasından başladığıma göre, eksi 4'e ilk terimi yani eksi 1'i ekliyorum. Aynı şekilde 4'e de ikinci terimi yani 2'yi ekliyorum. Sonuç eksi 5 e 6 öyle değil mi? Eksi 5 virgül 6 ile önceden seçtiğim nokta arasında bir çizgi çiziyorum ve ta ta vektörüm bu şekilde görünüyor. Tabi çizgimin bittiği noktaya bir de ok işareti koymayı unutmuyorum. Bu eksi 1 virgül 2 vektörünü göstermenin sadece bir yolu. Bunu biraz daha düzgün çizeyim. Tamam. Unutmayın ki, eksi 4 virgül 4 noktasını tamamen rastgele seçtik. Bu noktadan da başlayabilir ve yine aynı şeyi elde edebilirdim. Yatay yönde eksi 1, yani sola doğru 1. Aynı şekilde dikey yönde 2 gidiyoruz, yani yukarı 2. Vektörümü bu şekilde de kolaylıkla çizebilirim. Bunlar aynı A vektörünün iki farklı konumdaki görünümü. Renkli çizersem daha net olacak açık mavi renkle olan A vektörü. Burada da ufak bir ok olacak ve bu da vektörüm, evet. A vektörümü sonsuz farklı şekilde çizmem mümkün. Buraya bu şekilde bir tane çizebilirim. Bir sola ve iki yukarı çıkıyorum. B vektörünü de bu şekilde çizebilirim. B vektörü için herhangi bir nokta seçiyorum. B vektörü bu noktadan 1 2 3 sağa ve 1 yukarı gidiyor. Örnek olarak B vektörünün bir gösterimi bu olabilir. Başka bir gösterimi ise bu şekilde olabilir. Tam buradan başlayıp 1 2 3 sağa ve 1 yukarı gidiyorum. Bu da B vektörünün başka bir gösterimi. Bu şekilde B vektörünü sonsuz şekilde gösterebilirim. Ama Genelde standart olanı onları 0,0 noktasına yani orijine koymaktır. Yani başlangıç noktası olarak orijini seçmektir. Buna vektörün standart pozisyonu deriz veya standart gösterimi. Evet, vektörün standart pozisyonu. Standart pozisyona göre vektörler 0,0 noktasından başlatılır. Yani a vektörü standart pozisyonda şu şekilde gözükecektir. 0,0'dan başlar, 1 sola ve 2 yukarı. İşte bu a'nın standart gösterimi. Aynı şekilde b vektörünü de böyle gösterebiliriz. 0,0'dan başlayıp 3 sağa ve 1 yukarı. Bu da b'nin standart gösterimi. Bunlar vektörlerimizin standart gösterimi fakat daha önce çizdiklerimizde tamamen geçerli. Şimdi artık a artı b'ye neler olduğuna en baştan bakalım. Bu vektörü az önce hesapladım ve bileşenlerini 2, 3 olarak buldum değil mi? Şimdi bunu standart pozisyonda çizersek. 2 sağa ve 3 yukarı gitmeliyim. Ve işte aynen bu şekilde gözükecek. Buradaki vektör standart gösterimde a artı b vektörümüz oluyor. Bu şekilde çizince a ve b arasındaki ilişki tam belli olmuyor olabilir. Bu ilişkiyi görmek için a ve b'yi ucuca ekleyebiliriz. Bu demek oluyor ki a'nın bittiği noktadan b'yi başlatıyoruz. Hatırlayın, vektörlerimiz istediğimiz bütün noktalardan başlayabiliyordu. B vektörünün bütün gösterimleri birbirine paralel ve aynı uzunlukta olacaktır ve istediğimiz bütün noktalardan başlayabilirler. O halde B'yi bir de A'nın bittiği noktadan başlatalım. Yani A'yı standart gösterimde çizip ve A'nın bittiği noktadan B'yi başlatabiliriz. Buradan 3 sağ 1 2 3 ve aynı şekilde de bir yukarı, yani B'yi bu şekilde de gösterebiliriz. Burada ilginç bir şey fark edebilirsiniz. B vektörümüz standart gösterimde değil fakat tamamen geçerli bir gösterimde. Peki, bir şey fark ettiniz mi? Elbette. A ile B'yi ucuca ekleyip, A'nın başlangıç noktasını ve B'nin bitiş noktasını birleştirince, elime geçen sonuç bu iki vektörün toplamı oluyor. İki vektörü topladım. Bunu istediğin herhangi bir yerde de yapabilirdim. A'yı burada başlatabilirdim ve bitiş noktası da buraya gelirdi. B'yi de burada başlatıp aynı şekilde 1, 2, 3 sağa ve 1 yukarı gidip B'yi ucuna eklemiş olurdum. Bu şekilde B'yi buraya çizip A'nın başlangıç noktası ile B'nin bitiş noktasını birleştirerek aynı mantıkla iki vektörün toplamını bulabilirdim. Bu da A artı B'nin başka bir gösterimi olur. Bu işlemin sağlamasını yapmak için tekrar bir bakalım. Buradan başlayıp 2 sağa ilerledim. Aynı şekilde de 3 yukarı gittim. Sonuç olarak elime a artı b vektörü geçti. Evet, çalışıyor. Şimdi de vektörlerimizi ölçeklediğimizde, yani bir skalerle çarptığımızda ne olduğunu düşünelim. Bir vektörü herhangi bir skaler ile çarptığımızda ne olacak bakalım. Önce bir vektör seçelim. Şöyle bir v vektörümüz olsun. 1 ve 2. Evet, bileşenleri 1 ve 2 olsun. Bu vektörü standart pozisyonda çizmek istersem orijinden başlayıp yatay olarak 1 sağa ve dikey olarak da 2 yukarı gidiyorum. Tamam. Standart pozisyonda gösterimimiz bu oluyor. Standart olmayan pozisyonda göstermek isteseydim bunu bu şekilde yapabilirdim. Herhangi bir yerden başlayıp 1 sağa, 2 yukarı. Aynen böyle. İkisi de aynı vektörü gösteriyor. Aralarında hiçbir fark yok. Peki, bu vektörü bir skalerle çarparsam ne olur? Örneğin elimde 2 çarpı v olsa. Buna bakalım. 2 çarpı v vektörü tüm bileşenleri 2 ile çarpmak anlamına geliyor değil mi? Yani 2 çarpı 1, 2. 2 çarpı 2 ise 4. Şimdi bunun gösterimine bakalım. Herhangi bir noktadan başlatalım vektörümüzü. Hemen şuradan başlayalım. 2 sağa gidiyoruz aynı şekilde 1 2 3 4 yukarı. 2v vektörüm bu şekilde görünüyor. Bu 2v vektörü. İncelerseniz aynı yöne baktığını fark edebilirsiniz fakat v'den 2 kat daha uzun. Bu bu çok mantıklı. Çünkü skaler çarpanımız zaten 2 idi. Skaler bir çarpanla genişlettiğimizde vektörümüzün doğrultusunu değiştirmiyoruz. Bunun yönü de v ile aynı. Sadece iki katını aldık. Bunu da istediğim herhangi bir yerde çizebilirdim. Örneğin tam burada. 2v'yi standart pozisyonda çizebilirdim. Gördüğünüz gibi tam olarak aynı doğrultuda ve aynı yöne bakıyor. Aynı yönde ama iki kat daha uzun. Peki. Vektörümü mesela Eksi 4 çarpanıyla genişletseydim ne olurdu? Eksi 4 çarpı v. Eksi 4 çarpı 1, eksi 4'e eşit olacak. Eksi 4 çarpı 2 ise eksi 8 olacak. Yani yeni vektörüm şu şekilde gözükecek. Eksi 4 ve eksi 8, eksi 4 çarpı v vektörümüz. Şimdi standart pozisyonda bir gösterim yapalım. Buradan 4 sola gidiyoruz. 1, 2, 3, 4 sola. Aynı şekilde 8 birim aşağıya. Yeni vektörüm bu şekilde gözükecek. Bu eksi 4 çarpı v vektörümüz oldu. Bu vektörümüz v vektörüyle zıt yöne bakıyor. Tam olarak ters yöne. Ama yine de aynı doğrultu üzerindeler değil mi? Ama tamamen zıt yöndeler. Dikkat! Çarpanımız negatif olduğu için yönümüz tersine döndü. Aynı şekilde eğer çarpanımız eksi 1 olsaydı, vektörümüzün uzunluğu ve doğrultusu tamamen aynı kalır, sadece yönü değişirdi. Ama eksi 4 ile genişlettik. 4 çarpanına göre ölçeklemiş olduk aynı zamanda. Bir de eksi olduğu için yön değiştirdik. Bunu anladığımıza göre vektörlerde çıkarma yapmayı da deneyebiliriz. İki tane yeni vektör alalım. Bu x vektörüm olsun. Şu an r karedeyim fakat bu videonun sonuna doğru r küp veya r üzeri 4'te de örnekler yapacağım. Şimdilik x vektörünün bileşenleri 2 ve 4 olsun. Bir de y vektörü alalım. Bu y vektörümün bileşenleri de eksi 1, eksi 2 olsun. Evet, x eksi y neye eşit olur? Bunu düşüneceğiz. x eksi y neye eşit? Bunu x artı eksi 1 çarpı y olarak düşünebiliriz değil mi? x artı eksi 1 çarpı y neye eşit olur bir bakalım. Önceki tanımlarımızdan yola çıkabiliriz. Skaler bir çarpan ile genişletme yapmayı biliyoruz. Bu x vektörümüz yani 2 ve 4'e eşit. Peki, eksi 1 çarpı y neye eşittir? Eksi 1 çarpı y, eksi 1 çarpı eksi 1 yani 1 ve eksi 1 çarpı eksi 2 yani 2'dir. 1 ve 2, evet. y vektörünün eksi 1 ile çarpımını x vektörüne ekliyorum. Bu kadar basit. Bu eksi y vektörüm. Böylece x eksi y'nin bileşenleri 3 ve 6 oluyor. Şimdi bir de bunu görselleştirelim. x vektörümüz 2 ve 4 bileşenlerine sahipti. 2 ve 4 standart pozisyonda bu şekilde. Evet, bu x vektörüm. Y vektörümün standart pozisyonu ise yeşille çizeyim. Eksi 1 ve eksi 2. Evet, eksi 1, eksi 2. Bu şekilde gözükecek. Peki, bu iki vektörün farkı nedir? Yani x eksi y. Bu 3 ve 6 bileşenlerine sahip. 3, 6 vektörü yani. Buradaki vektörüm, evet. Şimdi bunu şuradan başlayarak çizeyim. Buradan başlarsam 3 sağa ve 6 yukarı gidiyorum. Aynen bu şekilde gözükecek. İki vektörün farkı bu oluyor. Yani bu vektörü buraya ötelerseniz bu şekilde y'nin bittiği noktaya koyarsınız. Buradan başlayıp yukarı gidersiniz. Tam olarak aralarındaki farkı görebilirsiniz. Yani uç noktaları birleştirmek gibi aslında bu. Aslında bu iki vektörün birbiriyle doğrusal olmasını istememiştim. Neyse başka bir örnek deneyelim şimdi. Şimdi x vektörüm 2 ve 3 bileşenlerine sahip olsun. Y vektörüm ise eksi 4 ve eksi 2 bileşenlerine sahip olsun. Evet, x'i standart pozisyonda çizelim. Bu daha iyi olacak. 2 ve 3 bileşenlerine sahip. Bu şekilde gözüküyor. Standart pozisyonda yani orijinden başlarsam x vektörüm bu. Peki y vektörü. Bunu turuncuyla çizelim. Eksi 4 ve eksi 2. Y bu şekilde gözükecek x eksi y vektörümüze bakalım şimdi. x eksi y aslında x artı eksi y ile aynı şey değil mi? 2 eksi eksi 4, bu 2 artı 4 yani 6 yapar ve 3 eksi eksi 2, bu da 3 artı 2, 5 yapar. Yani bu iki vektörün arasındaki fark 6 ve 5 olacak. Buradan başlayarak çizelim. 4'ten 6 sağa ve 5 yukarı ve vektörümüz buna benzer bir şey olacak. Bu x eksi y vektörümüz. Ama bunu bir önceki örnekte gösterdiğim gibi iki vektörün uç noktaları arasında çizseydik. Nasıl olurdu? Buradan başlayıp 6 sağa ve 5 yukarı gidersek tam olarak burada bitiriyoruz. İki vektör arasındaki fark buna eşit oluyor yani. İki vektör arasındaki fark böyle gözüküyor. Aynen bu şekilde. Doğal olarak mantıklı gelen de budur zaten. x eksi y. İki vektör arasındaki fark. Bu farkı bir vektörden diğer vektöre gidiş olarak da görebilirsiniz. 7 eksi 5 nedir dersem 2 dersiniz. Bu da aslında 5 artı 2, 7'ye eşit demektir. Ya da aynı şekilde 7 ve 5 arasındaki fark 2 demektir. Yani diyorsunuz ki, x ve y arasındaki fark bu vektördür. Buradaki vektörüme eşit oluyor. Ya da 5'e 2 eklersem 7'ye eşit olacağını düşünüp, y vektörü artı x eksi y vektörü eşittir. x vektörü çıkarımını yapabilirsiniz. Şimdi biraz daha değişik bir şey yapalım. y eksi x neye eşit oluyor buna bir bakalım y eksi x. Sizce neye eşit oluyor? Başka bir renkle yazayım. Eksi 4, eksi 2 işlemini yapacağız. Bu da eksi 6'ya eşit oluyor. Aynı şekilde eksi 2, eksi 3 ise eksi 5'e eşit oluyor. Çizersek y eksi x. Buradan başlayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 aşağı gidiyoruz. Aynı şekilde 2, 4, 5 sola. Bu da bu şekilde gözükecek. Aslında tam olarak aynı doğrultuda. Hatırlayın, nereden başladığımız hiç fark etmiyor. Sadece yönleri farklı. Yani bunu buraya kaydırsaydık tam olarak üstüne gelecekti. X eksi y'nin aynısı olurdu fakat tek farkı ters yönde olması. Yani birbirlerinin zıttı. Bunu biraz daha açıklayayım. X'i çizelim. 2 sağ ve 3 yukarı gidiyoruz. Bunu daha önce yaptım. Bu durumda x standart pozisyonda değil ama aslında bu da x. Peki ya eksi x nedir? Eksi x, eksi 2 ve eksi 3 bileşenlerine sahiptir. Buradan başlasaydım 2 sola ve 3 aşağı giderek çizebilirdim. Yani eksi x bu şekilde görünürdü. Paralel, aynı uzunluğa sahip fakat ters yöne bakıyor. Bu şekilde düşünürseniz bunu kolayca kavrayabilirsiniz. Şimdi bu vektör ekleme ve çıkarma konusunun sonuna doğru geliyoruz fakat şimdiye kadar yaptığım bütün örnekler r karedeydi. Ama konuyu size biraz daha genel olarak açıklamak istiyorum. Aslında bu konuyu içgüdüsel olarak kavrayıp zor olan durumlar için genelleştirebiliriz. Şimdi bir iki tane vektör tanımlayalım. Mesela r üzeri 4'te a vektörü 0, eksi 1, 2 ve 3 bileşenlerine sahip olsun. B vektörü ise 4, eksi 2, 0 ve 5 bileşenlerine sahip olsun. Aynı ekleme ve çıkarma işlemlerini bu gibi vektörlerinde de uyarlayabiliriz. Sadece görselleştirmek daha zor olur o kadar. Ama e, vektör formunda bunu yapmak çok kolay. Yani aslında 4 boyutta işlem yapıyoruz. Mesela 4 çarpı A. Evet, 4 çarpı A eksi... 2 çarpı b. 4a eksi 2 b vektörün neye eşit olur sizce? Bunu bütün sütunu 4 ile çarparak yazabiliriz. Yani 4 çarpı 0 eksi 1, 2, 3 eksi 2b eksi 2 çarpı 4 eksi 2, 0, 5. Bu da neye eşit olacak? Hemen burada gösterelim. 4 çarpı 0, 0'dır. 4 çarpı eksi 1, eksi 4. 4 çarpı 2, 8. 4 çarpı 3, 12. Bunu da sarı ile gösterelim. Eksi 2 çarpı 4, 8. 2 çarpı eksi 2, eksi 4. 2 çarpı 0, 0. Ve 2 çarpı 5, Kalemde ufak bir sıkıntı var ama neyse zaten bitmek üzere. Evet sonucumuz ise 0 eksi 8 eksi 8. Eksi 4 eksi eksi 4 bu da eksi 4 artı 4, 4, 4, 4, 4 yani 0. 8 eksi 0 8'e eşit oluyor. 12 eksi bu kaçtı? 10'du değil mi? Evet 12 eksi 10 ise 2'ye eşit oluyor. Bu vektörü de 4 ile genişlettik ve bu vektörün 2 katını bundan çıkarttık. Her ne kadar bunu kolayca görselleştiremesek de kavramsal olarak ne yapacağımız belli. Daha sonra ise bu vektörleri çok boyutlu uzaylara uygulamayı göreceğiz.